Herkese merhaba. Hayatınızda yiyeceğiniz en ıslak keki yapmaya ne dersiniz? Evet derseniz işte hadi başlayalım hemen. 4 adet yumurtayı çırpma kabımıza alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Ve mikserimizle iyice karışıp köpürünceye kadar güzelce çırpalım. Oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı şekerle mikserimizde yaklaşık bir 6-7 dakika çırptık. Bu kadar kabarttık. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı kadar daha un, 50 gram kakao, 2 pakette kabartma tozunu ekleyelim. Ek hamurumuzu mikserle çırpmayacağız. El çırpıcısı ya da bir kaşık ya da bir çatal veya bir spatula ile şu şekilde karıştıracağız ki kabartmış olduğumuz yumurtaların köpüğü sönmesin. Kekimizi çırptık, bütün malzemeleri karıştırdık. Kıvamı budur. Kesinlikle gevşek oldu diye un eklemeye kalkmayın arkadaşlar. Çünkü bu kıvamda olacak kekimiz. Şimdi dikdörtgen bir borcam ya da dikdörtgen bir kek kalıbına kekimizi boşaltacağız. Ben 24-36 santim çapındaki bu kelepçeli kalıbı kullanacağım. Az önce de bahsettiğim gibi dikdörtgen bir borcam da veya başka bir kek kalıbı da olur. Hemen kekimizi şu şekilde döktük. Ben bu arada fırınımızı da 180 derecede ısıttım. Şimdi ıslak kekimizin sosunu yapmaya başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı sütü sos tenceremize alalım. Bu arada kekimiz fırında pişiyor. Bu kekin bir özelliği de sıcak kekin üstüne sıcak sosun dökülmesi. 1 su bardağı şekerimizi de bu arada ekledik. Yarım su bardağı sıvı yağını da ekledik. 25 gram kakaomuzu da ekledik. Kakao miktarını damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. 25 gram bence iyidir. Biraz daha fazla olunca çünkü daha acı bir tat veriyor. Hemen ocağımızın da altını yakarak sosumuzu pişirelim. Sosumuz pişti. Hemen altını kapatıyoruz ve bir kenara alıyoruz sosumuzu. Kekimizin pişip pişmediğini kürdan yöntemiyle test edebiliriz. Şöyle batırdığınız bir kürdan ya da bir çöp şiş olabilir. Eğer batırdığınızda bu şekilde temiz çıkıyorsa kekimiz pişmiştir. Benim de kekim şu an pişmiş. Hemen fırını kapatıp çıkartıyorum. Kekimizi fırından çıkarttık. Sosunu dökmeden evvel kekimizi dilimlere ayıracağız. Sosu daha iyi çekebilmesi için. Kekimizin her tarafına şöyle delikler açalım. Bu da yine sosunu daha iyi içine çekebilmesi için. Kekimizin üstüne sosumuzu döktük. Her tarafa güzelce yayıldı ve oldukça da güzel bir şekilde çekti. Şimdi iyice soğumasını bekleyelim. Sonra üstüne Hindistan cevizi veya istediğiniz herhangi bir süs malzemesini de koyarak servis edelim. Kekimiz soğudu. Şimdi bir spatula yardımıyla şöyle kenarlarını hafif ayıralım kalıptan. Çıkarması kolay olsun. Ben şöyle yapacağım. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı, toz Antep fıstığı kullanacağım süslemek için. Ben hemen
hemen ilk dilimi alayım. Şöyle size iç dokusunu göstermek istiyorum. Ne kadar ıslak ıslak bir kek olduğunu göstermek istiyorum. Afiyet olsun.